Evet, merhaba arkadaşlar. Sözcük türlerinin son videosuyla artık birlikteyiz. Sözcük türlerinde son videoda ne işleyeceğiz hocam derseniz, zamirleri, edat ve bağlaşları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar zamirle başlayalım. Zamirin diğer adı neydi bu arada? Adıl. Bu arada zamir neyi niteleyen sözcükte hocam derseniz, hiçbir şeyi niteleyen sözcük değil. Sıfat ismi niteleyen sözcük, zarf, fiil ya da fiilimsi niteleyen sözcük. Zamir ise bir şeyi nitelemiyor ama ismin yerine geçen sözcük demek. Bak ismin yerine geçiyormuş. Hiçbir şeyi nitelemiyormuş ama. Bu arada zamirler, burada gördüğünüz şahıs zamirleri, dönüşlük, işaret, belgisiz, soru, ilgi ve iyilik diye gruplara ayrılıyor. Ama sizin şunu da bilmeniz lazım ayrım olarak. Zamirler aslında kelime halinde zamirler ve ek halinde zamirler olarak ikiye ayrılan bir duruma sahip. Şimdi kelime halinde zamir ne, ek halinde zamir ne? Öncelikle onu söyleyelim. Kelime halinde zamirler şunlar. Şu beşli. Yani kişi zamiri, şahıs zamiri dediğimiz, dönüşlük zamiri, işaret zamiri, belgesi zamir ve soru zamiri kelime halinde zamir. Ek halinde zamir deyince ise iki şey aklınıza gelecek. Bunlardan birisi iyilik zamiri, diğeri de ilgi zamiri olacak. Şimdi bunu niye bilmek önemli? Bir kere soru da size şunu sorabilir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ek halinde zamir kullanılmıştır? Bak ek halinde zamir diyor. Özellikle onları soruyor. Yani ilgi ve yeli. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem kelime halinde hem iyelik halinde. Yani pardon hem ek halinde zamir kullanmıştır diyebilir. Hem kelime halinde hem ek halinde deyince o zaman iki taraftan da bir tane bulman gerekebilir. Yani sen zamirleri kelime halinde ve ek halinde olarak ikiye ayırmayı bil. Ek halinde neydi unutma ilgi zamiri ve iyelik zamiri. Gel bunlarla başlayalım istiyorsan sonundan girelim. Şimdi birincisi ilgi zamiri nedir? Türkçedeki ilgi zamiri dediğimiz şey ki'dir. Yalnız her ki ilgi zamirimdir. Böyle bir şey yok. Bak not demişim. Türkçede 3 çeşit ki vardır. Bunlardan biri sıfat yapan ki. Yani ki'nin bir türü sıfat yapıyormuş. Diğeri ilgi zamiri olan ki. Diğeri zamir yapıyormuş. Bir de bağlaç olan ki var. Şimdi şimdi mesela şöyle bir örnekle karşılaştım. Sen ki bize hep hata et. Şimdi sen buradaki ki'ye ilgi zamiri olan ki diyemezsin. Bir kere ilgi zamiri olan ki kelimeye bitişik yazılıyor. Bunu unutma. Yani bizim ilgilendiğimiz şu ilgi zamiri olan ki var ya o bitişik yazılan bir ki. Bu ayrı yazılıyor. Ayrı yazılan kiler ne olur? Bağlaç olur. Şimdi sen sınavda mesela a ilgi zamiri olan ki şeymiş ilgi zamiri kiymiş. Ben gördüğüm her kiye gideyim ilgi zamiri diyeyim diyemezsin. Burada mesela bir ki gördün ama ilgi zamiri değil. Bağlaç olan ki bu. Mesela şurada bir ki gördüm. Dedi ki apartmandaki insanlar gürültü yaptı diyor. Şimdi diyorsun ki hocam ben burada bir ki gördüm. Peki diyor buna diyeyim mi diyor mesela ilgi zamiri olan ki apartmandaki insanlar deyince yok buna da deme. Niye? Hani diyor hocam diyor ilgi zamiri olan ki bitişik yazılırdı. Tam bitişik yazılır da e, sıfat yapan ki de bitişik yazılır. Şimdi sıfat yapan kim, ilgi zamiri olan key key mi çok kolay ki zaten. Hangi insanlar apartmandaki e, zaten bu sıfat değil mi? Demek ki buradaki ki de sıfat yapan kiymiş. Mesela şöyle desem bizimki yine Gecikti dese. Hocam diyor peki buna ilgi zemiri diyebilir miyim artık diyor. Bir kere şu bitişik yazılıyor mu? Önce ona baktın mı? Baktın. Ayrı yazılsaydı ne derdin unutma. Bağlaç olan ki derdin. Şimdi bitişik yazıldı. Bizimki yine gecikti. Peki herhangi bir ismi niteliyor mu bu? Hayır. O zaman sıfat yapan ki de değilse ilgi zemiri olan ki'dir zaten. Mesela şöyle bir şeyle karşılaştın. Dedi ki duydum ki unutmuşsun dedi tamam mı? Şimdi ki'yi ayrı yazdı. Sen bu ki için artık çok düşünme. Bu bağlaç olan ki. Sonra dedi ki Evdeki hesap çarşıya uymadı dedi. Evdeki hesap dedi uzatmıyorum cümleyi. E şimdi bu bitişik yazıldı ama hangi hesap evdeki bak ismi niteledi. Demek ki bu sıfat yapan ki. E sen dedi ki oradakileri oradakiler bizi üzdü dedi. E şimdi burada bir ki var. Acaba diyor ki hocam bu ilgi zamiri olan kim? Evet ilgi zamiri olan ki. Niye? Bir kere bitişik yazıldı bağlaş değil. İkincisi ismi nitelemedi. Unutma. O zaman başka alternatif kalmadı. İsmi niteleseydi sıfat yapan ki olacaktı. Sen buna git o zaman. Ilgi zamiri olan ki de hocam veya şöyle bir şeyle karşılaştın apartmandaki bizi üzdü aynı şey bak geldin hocam dedim ben buna bağlaç olan ki diyemem dedim niye diyemem çünkü ayrı yazılmamış dedin e sıfat olması için de ismi nitelemesi gerekiyordu bir ismi de nitelememiş dedim o zaman ilgi zamiri olan diyeceksin. Apartmandaki bizi üzdü de yerine apartmandaki adam bizi üzdü deseydi o zaman da sıfat yapan ki olacaktı. O zaman ilgi zamiri olan ki o kadar sandığımız kadar zor bir şey değil. Ek halinde zamirlerden birisi ilgi zamiri olan ki ve 3 tane ki var. Onu unutmadan tabii çözmek lazım. Ne bu üç tane ki? Sıfat yapan ki var. Bağlaç olan ki var. İlgi zamiri olan ki var diyeceğiz. Demek ki çok zor bir şey değil. Güzel. Şimdi ek halinde zamirlerde bir de ilgi zamirinin dışında iyilik zamiri var. İlgi zamirini anladık. İlgi zamiri kiymiş 3 tane ayrım varmış. Nasıl ayrılır konuştuk. Bir de iyilik zamiri var. Şimdi bu daha kolay. Niye? İyilik ekinin ne olduğunu biliyorsunuz bir şeyin kime ait olduğunu söyler. Aynı şey aslında. Mesela dedi ki sözlerini unutamam. Cümlesinde dedi. İyilik zamiri var mı dedi. Ya var işte. İyilik eki varsa iyilik zamiri de var. Sözlerini unutamam ne demek? Senin sözlerini unutamam demek. Demek ki bir kelimenin önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsan orada iyilik zamiri var diyebilirsin. Bak burada var mesela masası kırıldığı için e, onun getirebiliyorsun işte onun masası oluyor. Kime ait olduğunu söylüyor. Demek ki burada iyilik zamiri var. Niye hocam diyorlar buna kelime halinde değil de iyilik şey ek halinde diyorlar. E çünkü ek. Niye diyorlar ilgi zamirine diyorlar kelime halinde değil de ek halinde diyorlar. E çünkü ek kelime değil ki bu. Peki o zaman ek halinde zamirler deyince iyilik zamiri ve ilgi zamiri olduğunu bileceğiz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ek halinde zamir vardır? Artık bir fikrimiz var. Kelime halinde zamirler ise nelerdir? Kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri, belgisiz zamir, dönüşlük zamiri. Bu dönüşlük zamiri mesela galiba son yıllarda soru bankalarında en çok çıkanların başında gelir değil mi zamirlerde? Mesela hangi denemeye girsek, hangi soru bankasını çözsek Orada muhakkak bir yerlerde bizim karşımıza dönüşlük zamiri denilen bu şey geliyor. Dönüşlük zamiri bu arada ek halinde mi, kelime halinde mi? Kelime halinde. Zaten Türkçe'de sadece tek sözcük de oluyor. O da kendi sözcüğü. Niye kelime halinde, ek halinde değil? Çünkü kelime baksana kendi. Doğru mu? Sözcük. O zaman kelime halinde zamirlerden biri olan dönüşlük zamiri kendi sözcüğüyle yapılıyor. Bundan başka da bizim dönüşlük zamirimiz yok. Dönüşlük zamiri de o zaman bizim için çok zor bir şey değil. Şimdi dönüşük zamiriyle konuştuk. İlgi zamiriyle alakalı konuştuk. İyelik zamiriyle alakalı konuştuk. Hocam kişi zamiri dediğinden ne olacak? Yıllardan beri duyuyoruz. Neydi kişi zamirleri? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar Allah'ın emri midir yani? Bunun dışında yok mudur dersen olur tabii. Bana ve sana olur. Aslında onlar da çok farklı şeyler değil. Bananın köküne ben, sananın köküne e sen bunlar da çok acayip şeyler değil, çok farklı şeyler değil. Bunları gördüğümüz yerde kişi zamiri var diyeceğiz. Ha bu arada anlatım bozukluğuna etkisi var mıdır hocam diyorlar bazen. Ben kendim geldim dese, ben geldim yerine ya da işte şöyle dese. Hocam diyor ben kendim geldim anlatım bozukluğu değil mi diyor. Niye öyle düşünüyorsun diyorum. Hocam diyor şöyle düşündüm. Çünkü kendi dönüşlük zamiri, ben kişi zamiri bu arada. Tamam. E ben diyor zaten kendim demek. Kendim demek zaten ben demek. Bunları kullanmasına ne gerek var ki diyor. O zaman bunlardan biri gereksiz kullanmış. Oysa ki şunu bilmen lazım not diye. Anlatım bozukluğu sorularında belki işine yarar. Zamirler gereksiz sözcük olmazlar hocam. Tam aksine cümleye pekiştirme katarlar. Yani zamirlerden ya bak bu kişi zamiri, bu dönüşlük zamiri bunlardan birine gerek yok. Zaten aynı anlamı karşılıyorlar. Demek ki burada anlatım bozukluğu vardır. Deme zamirlerden gereksiz sözcük olmaz. Bu da bir dipnot olarak bizim yanımızda kalsın. Sonra işaret zamiri var, belgesiz zamiri var ve soru zamiri var. Soru zamirini aslında zarflar ünitesinde şöyle bir şey görmüştük biz. Soru edatı, soru zamiri, hatırlayın, soru sıfatı ve soru zarfı diye görmüştük. Demiştik ki ayrı yazılan mamiyi görürseniz, soru edatı diyeyim. Soru anlamı katan kelime yüklemde ise ya da ne ve kim sözcüklerinden oluşmuşsa buna soru zamiri deyin. Sizinle buraya gelenler şimdi neredeydiler? Genellikle yüklemde olur dedik. Ha istisnaları olamaz mı? Olabilir dedik. Bak yüklemde soru anlamı katan bir kelime varsa buna soru zamiri de. Ya da ne ve kim sözcükleri soru anlamı katmışsa buna da soru zamiri de demiştik. Belgisizlik ne demekti? Belgisizlik sayısı, türü, cinsi belli olmayandı. Mesela orada bir örnek var diyor ki buraya hepsinin gelmesi gerekiyordu diyor. E şimdi buradaki hepsinin sözcüğü birçok insanın yerine geçmiş ve kim oldukları belli değil. Yani belgisizlik yoluyla aslında ismi nitelemiş. Burada tabii şunları da unutmaman lazım. Mesela derse ki birkaç insan, hocam ben burada işte belgisiz zamir buldum diyemezsin çünkü ismi niteliyor bu. Bu belgisiz sıfat. Şöyle desen insanlardan birkaçı desen. Bak bu ismi nitelemiyor. Bu ismin yerine geçiyor. O zaman bu belgisiz zamir. Mesela birçok gün derse buradaki birçok sözcüğüne sen belgisiz zamir deme. Çünkü ismi niteliyor. Diyor ki günlerin birçoğu böyle geçti derse bu birçoğu işte belgisiz zamir olabilir. Çünkü ismin yerine geçiyor. İsmi nitelemiyor. Belgisiz sıfat mı? Belgisiz zamir mi? Dikkat et. Aynı şeyi işaret zamiri mi? işaret sıfatı mı diye de düşünebilirsin. Mesela örnek verelim. Dedi ki, bura bana pek yabancı gelmedi diyor ya yani. E şimdi bura sözcüğüne baksana. Hocam, bura sözcüğü ismin yerine geçmiş. Ama şöyle dese, buradaki ev dese. E şimdi diyeceksin ki, hocam bu o zaman işaret yoluyla ismi niteliyor. Baksana o zaman bu işaret sıfatı. Ben buna mesela nasıl gideyim, işaret zamiri diyeyim ki diyeceksin. Yani bu işaret zamiri, mi, işaret sıfatımı dikkat ederek çözmen gerekir mesela. Şu adamlar derse mesela sen şu adamlara nasıl mesela gidip işaret zamiri diyeceksin diyemezsin. Çünkü ismi niteliyor. O zaman işaret sıfatı diyeceksin. Mesela şunu kaldır dese şunu kaldır. Bak ismi nitelemiyor. İsmin yerine geçiyor. O zaman işaret zamiri diyeceksin. Yani işaret zamiri mi? İşaret sıfatı mı? Belgisiz sıfat mı? Belgisiz zamir mi? Dikkat ederek çok uzunacağım. Bu arada burada bence zamirlerle ilgili benim sana söylediğim en önemli şey kelime halinde zamirlerle Ek halinde zamirlerin farkı. Ek halinde zamirlerde ilgi zamiri ve iyilik zamiri nasıl bulunur? Dönüşlük zamiri nedir? Dönüşlük zamirin anlatım bozukluğuna etkisi var mıdır? Soru anlamı katan bir kelime nasıl soru zamiri olur? Bunların hepsini konuştuk. Bunlar bizim için aslında önemli detaylardı hocam. Şimdi gelelim. Mesela şöyle de bir soru çözelim. Hadi aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştır desin. Dedik ki iyelik zamiri ek halde zamirlerden biri. İyelik ekinin olduğu her yerde aslında olan bir şey. Çok acayip bir şey değil. İyelik ekinin olduğunu nasıl anlarız? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsak anlarız bir kelimenin önüne. Hocam şöyle bir baksanız. Ben gördüm. Siz de görmüşsünüzdür herhalde. Şöyle bir hani bir 10 saniye daha bakın. Ceyhan Bulut. Doğru mu hocam? Niye Ceyhan? Olgun sevmişler getirir. Ömrüme gür rüzgarları. E ömrüme diyor. Kimin ömrüne? Benim. O zaman buradaki şu ek iyilik zamiri oluyor. Ek halinde zamirlerden biri. Kolay aslında. Keşke iyilik zamiriyle ilgi zamiri çıksa. Yani hiçbir şey yok ikisinde de. İlgi zamirinin detaylarını unutma tabii. Sıfat yapan ki var. ilgi zamiri olan ki var. Bağlaç olan ki var hocam. Şimdi gelelim. Edatlar. Mesela edatlarla ilgili sınıflarda da hep bize sorular sorarlar. Hocam derler ya bu edat dediğin şey ne Allah'ını seversen derler ya. Bir türlü anlayamıyoruz. Şimdi bu edat ne biliyor musun kardeşim? Edat aslında tek başına anlamı olmayan cümlede anlam kazanan kelime diye nitelendiriliyor. Ha edatın diğer adını da bil bu arada. İlgeç. Çünkü karşına gelir aşağıdakilerin hangisine ilgi yoktur. Şimdi benim sana söyleyeceğim bu edatları iyi anlarsan zaten bunların dışında da pek edat falan göreceğin yok. O yüzden bunları iyi değerlendir. Şimdi sanki ile başlayalım. Hocam son bahçe mi diye bir şey vardı hatırlıyor musun? Son bahçe mi diye bir şey vardı. Böyle kodluyorduk. Ki'nin yazımında. Şimdi bu s neydi biliyor musun? Sanki. O neydi? Oysa ki. M neydi? Madem ki. Yanında b var o ne diye düşünüyoruz. Belki. Onun yanında h var o ne? Halbuki. C var yanında. Çünkü hocam bir M daha var. Biri madem ki biri de meğer ki. Bir de sonda i var. Bu da illaki. Bu arada şu küçük a ile küçük e'nin bir önemi yok bu kodlamada. Şimdi bunlar neydi biliyor musun? Bunları şöyle insanlar değerlendirirken sözcük türü olarak şunu bilmeli. Sanki edattır bunların arasında. Diğerlerinin tamamı bağlaştır diye bilmeleri gerekir. O zaman son bahçemindeki son bahçemi kelimesi kodlamasındaki sanki hariç diğerlerine bağlaş diyoruz. Yani bizim kesinlikle bağlaş diyeceğimiz kelimelerin arasında o zaman sanki var. Devam ediyoruz. Gibi nerede görürsek görelim benzetme edatı olduğu için hep edat diyeceğiz. Diğer kesinlikle edat diyeceğimiz neydi? Sanki. Kesinlikle edat diyeceğimiz başka ne var? Gibi. Hocam başka kesinlikle edat diyeceğimiz ne var? Göre. Hocam kesinlikle edat diyeceğimiz ne var? Karşın bu kötülüğe karşın. Başka ne var hocam? Rağmen. İkisi de aynı anlamı katıyor zaten. Hocam başka ne var? Üzere. Başka ne var? Sadece. Sadece nin edat olması o kadar normal ki. Çünkü Türkçe'de sadece anlamına gelen her şey edat zaten. Diyor ki bunu yalnız o yapar. Buradaki yalnız hangi anlama geliyor? Sadece. Sadece anlamına gelen her şey edattı. Bak bu da edattı zaten. E sadece anlamına gelen her şeyin edat olup da sadece kelimesinin kendisinin edat olmaması saçma olur o zaman. O zaman nerede görürsek görelim tartışması sankiye, gibiye, göreye, karşına, rağmene, üzereye sadece edat diyeceğiz. Ha kadar doğru ve karşıda ise başlarında e yönel mahalleki olması lazım. Mesela şöyle düşünsene doğru insan dese bu doğru insan niye Edat olsun ki abi? Sıfat olur. Doğru konuş dese, buradaki doğru niye Edat olsun ki abi? Konuşmak fiil, fiil niteliyor, zarf olur. Ben doğruyum dese, niye mesela Edat olsun ki hocam? İsim olur. Ama başında E varsa, sana doğru yürüyorum bak E doğru. Sana karşı gelenleri affetmediğini biliyorsun bak E karşı. Doğru mu? Kadara bak. Sabaha kadar ders çalıştım. E kadar. O zaman şöyle bir soruyla da karşılaşabiliyorsunuz biliyor musunuz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde? Bir edat yönelme aleki almıştır diyor. Şimdi yönelme aleki ne bizde? E-A. Buna alabilecek edatlar kimler? E-Kadar e doğru e karşı. Demek ki bu kelimelerin önünde e olmazsa e a yönelme iki bunlardan edat olur diyemeyiz tam olarak. E kadar e doğru e karşı edat. Bu arada bir haleki alan edatımız daha var aslında biliyor musunuz? Mesela normalde sonra sözcüğü sonra gelirim dese zarf olur çünkü zaman anlamı katmıştır. Ama başına den gelirse den sonra olursa edat olur. Mesela senden sonra hiçbir şey aynadakine benzemedi. Den sonra bak. Yani sonranın edat olması için demek ki başında muhakkak denekinli olması gerekir. Denekini alan başka bir edatımız daha var biliyor musunuz? Buraya yazmadım ondan da bahsedeyim size. Denekini alan diğer edatımız ne? Den beri. Mesela gittiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı diyor. Demek ki den sonra ve den beri de edatmış. Nasıl sorabilir soruda? Bak güzel bir soru sorsa. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ayrılma eki ile kullanılmış bir edat vardır. Ayrılma haleki ne? Denden. Bak bununla kullanılmış edatlar ne olabilir? Den beri ve den sonra. Yönelme eki ile neydi? E kadar. E doğru, e karşı. Bunları unutma. Hocam diyor bunları edat olarak bilsek bize yeter mi? Yeter tabi abi. Bu arada sadece anlamına gelen her şeyin de edat olduğunu unutma. Mesela yalnız sözcüğü sadece anlamına gelirse edattır. Ancak sözcüğü sadece anlamına gelirse edattır. İle nasıl edat olabilir onu da unutma ilenin yerine V koyduğun zaman cümlenin anlamsız olduğunu görüyorsan o da edattır. Şimdi edatlarla ilgili aslında bu verdiğimiz, verdiğimiz bilgiler bizim için çok çok kıymetli. Niye? Bunları bilsek zaten neredeyse sorulardaki bütün edatları bulacağız. E kadar e doğru e karşıyı bilsek. Sonranın önüne den gelirse edat olduğunu bilsek. Berinin önüne den gelirse edat olduğunu bilsek. Son bahçemideki sankinin edat. Diğerlerinin bağlaç olduğunu bilsek, gibi'nin görenin karşının rağmenin sadece'nin üzerenin her zaman edat olduğunu bilsek zaten bize fazlasıyla yeter. Sadece anlamına gelen her şey edattır. Ama anlamına gelen her şey de bağlaştır. Unutmayın. İle'nin yerine ve koydun olmazsa edattır. Ve koydun olursa bağlaştır. Şimdi yani bizim bağlaçlarımız da var. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi ben size bir tane bağlaç söyleyeceğim mesela. O kadar çok karşınıza çıkacak ki hep de sınavda edat diyesiniz gelecek biliyor musunuz buna? Yani diyeceksiniz ki ya bu benim karşıma çıksa ben vallahi buna edat derim deyip duracaksınız. Mesela hangi sözcük hocam derseniz mesela diyor bile sözcüğü senin karşına çıksa ne dersin diyor. İnsanlara sınıfta soruyorum hep hocam diyor bu edattır diyorlar. Ama bile sözcüğü çok karşına çıkacak bağlaç da hocam. Unutma. Bu bizim için önemli bağlaçlardan birincisi. Çünkü edat diyesimiz vardı. Hani edatları öğrendik ya. Buna diyebilirsiniz ama bağlaş demeniz lazım. Son bahçemideki sanki dışındakileri unutmayın. Oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, merki bir de illaki unutmayın. Bunlara da zaten kesinlikle bağlaş diyeceksiniz. Bir sözcük ama anlamına gelirse ne olursa olsun bağlaç olacak. Hangi sözcük olursa olsun. Mesela örnek vereyim size. Sinemaya gidin fakat geç kalmayın. Buradaki fakat hangi anlama geldi? Ama. O zaman diyeceksin ki hocam bu bağlaçtır. Ama anlamına gelen her şey bağlaç. Bunu da unutmayın. Ve zaten her zaman bağlaç. Doğru mu hocam? İle ne zaman bağlaç onu unutmayalım. İlenin yerine ve yazabiliyorsak bağlaç. Örnek ver hocam. Ahmet Mithat'la Ahmet Rasim bu eseri yazdı. Düşün. Ahmet Mithat ve Ahmet Rasim bu eseri yazdı demek. İlenin yerine V koydum bağlaç. Zaten koyunca olmuyorsa edat da unutma. Hocam başka kesinlikle edat diyeceğimiz ne var diyor. Başka kesinlikle edat diyeceğin lakin var mesela. Ya da var. Çok çıkar. Veya var. Çok çıkar. Hatta hatta sözcüğü var. Çok çıkar. Zira var. Çok çıkar. Zira çünkü demek çünkü. Bunlar da mesela çok çıkan bağlaçlardan bazıları. Hatta çok çıkar bağlaç. Zira çok çıkar bağlaç. Bile çok çıkar bağlaç. Unutma. Zaten Vler ya'dalar, veya'lar Bunlar zaten kesinlikle bağlaç. İlenin yerine V yazın zaman anlamlı oluyorsa bağlaç unutma. Anlamsız oluyorsa edat. Ama anlamına gelen her şey bağlaç unutma. Son bahçemideki sanki dışındaki her şey bağlaç unutma. İşte bağlaç ve edat da aslında bu söyleyeceğimiz bağlaç ve edatları ezbere bile bilsen senin için yeterli oluyor hocam. Özellikle bire sözcüğünü sakın unutma. Bu e kadar, e doğru, e karşılar, den sonralar, den berileri sakın unutma hocam. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.